Evet, Alper Bey ile devam etmek istiyorum. Siz bir tiyatro oyuncususunuz. Dizilerden seyircilerimiz sizi tanıyor. Ben sizi Kara Para Aşk'tan çok iyi tanıyorum. O diziyi takip ediyordum ve bayağı bir kötü karakterdiniz Alper Bey. Şimdi bir iyilik hareketinin parçası olarak kaç ay dediniz? 22 ay mı oldu başlayalım? 22 ay, 21 hastane, evet. 555 çocuk oldu. Şimdi tabii... Bu herhalde, yani ben böyle bir şey yapmak istiyorum dediniz. Sonra hastaneye gidip bunu nasıl izah ettiniz? Yani buna nasıl izin verildi? Hastane yönetimi nasıl baktı? O ilk aşama kolay oldu mu? İlk hastane, kızımın vefat ettiği hastane olduğu için kayıtlara döndüler tabii. Hı. Baktılar. Evet. Ekranlardan az çok tanınıyor olmak, bunun da bir avantajı var. Ama demin mesela eşime sordunuz Pınar Hanım'a, yani endişeniz var mıydı diye. Aslında onun endişesi başarılı olamazsam üzüleceğim yönündeydi. Hı hı. Ya da benden şüphe duyulursa yıpranacağım yönündeydi. Kanser, özellikle kanser tedavisi gören çocuklar geçmişte bizim ülkemizde çok sömürü konusu olmuş. Evet. Popüler insanlar tarafından da zamanla sömürülmüş bir konu olduğu için aslında biz, siz de bence 1-0 mağlup başlıyoruz hep başlarken. Hı hı. Bunu ilerleyen dönemde birkaç sıfır öne geçmek sizin elinizde, takip ettiğiniz yolla alakalı. Sıkıntılı oluyor tabii. Hala hazırda bizi çağıran hastanelerin dışında, evet, giremediğimiz hastaneler var. Çok ilginçtir. Bize ne zaman geleceksiniz diyor bir hastane yetkilisi. Öbür hastane diyor ki giremezsin, evet, buraya diyor. Çok şaşırtıcı. Enteresan. Yani. Enteresan. Gidiyorsunuz. Hastane yetkilileriyle görüşüyorsunuz. Sonra kapıları çalıyorsunuz. Tabii bir görevli istiyoruz bir yanımızda. Bir görevli var yanımızda. Merhaba diyoruz. İşte zaten çocuklar beni 2 sene evvelki projeden de tanıyorlar. Sana bir sır vereceğim. İsimli oyunda bir dizide ondan korktuğu bir adamı oynuyordum. Hmm. Bizim bir oluşumumuz var diyorum. Ve direkt çocuklarla muhatap. Direkt önce. Ne yapıyorsunuz? Bir izleyelim. Tabii tabii. Görüntüleriniz var. Üzerine konuşalım. Sen bizden ilk geldiğimizde ne istedin, hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum. Ne istemiştin? Bilgisayar demiştin ama ben sana demiştim ki kocaman bilgisayarı ne yapacaksın? Küçük bilgisayar istedim. Efendim? Küçük bilgisayar. Küçük bilgisayar. Yerim, tamam. Yerim ben ya. Yerim ben. Oy. Sen nasıl olsun, nasıl söylemezsin. Sen nerelerde çıktın? Seni nerelere koyduk? Haberin yok ki. Kırmızı pembe elbise istemiş. Tamam, dur. Kırmızı pembe elbise istemiş bizden, değil mi? Elbise istemiştim. Bir de kırmızı pembe pijama istemiş, ayakkabı istemiş vesaire. Şimdi. Bu ojeli nedir? Bu nedir? Vallahi bilmiyorum. Bilsem anlamıyorum ki, şansına çıkarsın artık. Bak bakayım. Canım benim, maşallah. Seni yerim kız. Sen ne tatlı şeysin. Pınar Hanım'la beraber mi gidiyorsunuz dilekleri almaya? En çok ne istiyorlar Pınar Hanım? Genellikle tablet, telefon.
o tarz. Bazen ünlü oyuncuları veya sanatçıları görmek istiyorlar. Futbolcular sanıyorum, futbolcular. Değil mi? Görmek istedikleri kişiler arasında yer alıyor. Hiç böyle çok ilginç ve karşılayamayacağınız bir dilekle karşılaştınız mı? Halihazırda üye sayımız 410 bini geçmiş olmasına rağmen 410 bin evet, üye sayınız, gönüllü sayınız. Evet. Ona rağmen ben her odaya girmeden evvel içimden Allah'ım ne olur gerçekleştiremeyeceğim bir şey istemesinler diye dua ediyorum. Çünkü bir gün bir dileği gerçekleştiremezsem o gün bu grubu kapatırım. Bugüne kadar böyle bir şey söz konusu olmadı. Olmadı. Çok zorlandığımız oldu. Yani Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak'ı Gaziantep'e götürmekte çok zorlandık. Ama götürdük. İki gün sonrasında kızımız ilik nakline gitti. O yüksek moralle tuttu. İlik çalışıyor şu anda. Kurtuldu yani. Bu çok önemli bir şey değil mi? Yani eminim doktorlar da sizi bu anlamda çok destekliyorlardır. Çünkü tedavi sürecinde moral destek çok önemli. Hele çocuklar için onları sevindirmek de çok zor bir şey değil. Bunun tedaviye çok olumlu bir katkısı olduğunu ben dışarıdan bir insan olarak düşünebiliyorum. Yanılıyor muyum? Biz doktorların yoğun çalışma şartlarından dolayı yapamayacakları ya da yapmakta zorlandıkları şeyi yapıyoruz aslında. Hı hı. Biz anlık mutluluk yaratıyoruz. Ama bizim her yüreğine dokunduğumuz çocuğun 3-5 gün kan değerleri tavan yapıyor. Harika. Peki yani aslına bakarsanız anlık mutluluk diyorsunuz da anlık mutluluklar biz büyükler için. Çocukların o anlık mutlulukları daha uzun sürüyor. Onların o hayalleri gerçekleştiği zaman onlar çok uzun süreli bunun keyfini, mutluluğunu yaşayabiliyorlar. Bir canlı yayın.